Kahveci'den de Victor Nelson transferinin değerlendirmesini rica edelim ilk olarak. Ya şimdi öncelikle Galatasaray'ın oynamış olduğu 3 tane resmi maça baktığımızda 2 tane PSV maçı ve en son Sancaksın maçına defansif anlamda çok hatalar yapan bir Galatasaray gördük ki bu hem takım halinde beraber yaptıkları hatalardı bir de bireysel olarak özellikle Marcao performansı, Luyendama performansı ve oynadığında ve yeni transfer olmasına rağmen Alparslan'ın performansına baktığımızda Fatih Hoca zaten bir tane stoper istiyoruz demişti. 3 senelik bir plandan bahseden Fatih Hoca, geleceği düşünen, iyi bir kadro kurmayı düşünen, atletik bir kadro kurmayı, çok koşan bir kadro kurmayı düşünen Fatih Hoca da genç oyunculara yöneldi. Dikkat ediyorsak bundan önceki transferlerde de genç oyuncu alınmıştı. Çekirdağ gibi, Boey gibi. En son da Nelson geldi. Nelson'a baktığımızda liginde Kopenhag'la beraber 52 maç oynamış Kopenhag'da, 52 maçta da 11'de çıkmış. Diğer bir sezon 30 maç oynamışlar, 29 maçta ilk 11'de oynamış. Bu ne anlama geliyor? İstikrarlı bir oyuncu anlamına geliyor. Kendine iyi bakan oyuncu anlamına geliyor. Sahanın içinde de görevini iyi yapan bir oyuncu anlamına geliyor. Hayırlı olsun diliyorum. Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Dediğim gibi stoper mevkinde oynayan oyuncunun performansı gördüğünde bu sezon böyle geçmez dedirten bir performanstı onlar adına. Genç bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Kenar ortalarında özellikle yerden ayağıyla iyi müdahaleler, hava toplarında kafasıyla iyi müdahaleleri olan bir oyuncu. Ayağının da temiz olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray gibi bir takım stoper mevkindeki en önemli özelliklerden biri geriden oyun kurmaya çalıştığı için ayağının temiz olması çok önemlidir ki Fatih Hoca da stoper mevkindeki oyuncularda bu özelliği arar. Hayırlı olsun ligimize hoş geldi. En kısa zamanda adapte olacağından bir şüphem yok. Çünkü maç kaçırmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Profesyonel bir oyuncudan bahsediyoruz. Halihazırda Kopenhag'la zaten resim maçları çıkıyordu bir süredir de. Bu Evet, sezona da bu başlamıştı sezonda aslında. oynadı. Sadece son maçta artık transferi belli olduğu için yedek kulübesinde başlamıştı. Doğal olarak Victor Nelson değerli izleyiciler İstanbul'a da geldi. Galatasaray'ın 5 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor. 23 yaşına girecek olan oyuncuyla değerli izleyiciler 22 yaşında Danimarka milli takımında bir kez çağrıldı. Ama 21 yaş altı milli takımda 35 kez forma giymiş ve aynı zamanda kaptan olan bir oyuncu. Ve ilk Danimarka milli takım maçında da Danimarka milli takımına çağrılması beklenen bir isim olduğunu da söyleyelim. Bu stoperin Victor Nelson'un 7 milyon avroluk bir bonservis ödemesi olacağı bilgisi var oyuncuyla ilgili. Ama 5 yıllık bir mukavele ve yıllık ücreti de 1 milyon avro gibi bir ücret olacağı söyleniyor. Şimdi özellikle biliyorsun futbolcu ücretlerini düşürmeye çalışan bir Galatasaray var. En pahalı oyuncuları da herkesin bildiği gibi işte Fegoli'nin maaşı, Babel'in maaşı, Falcao'nun maaşı, Muslera'nın maaşına kimse bir şey demez. Her ne kadar da sezona kötü başlaması olsa, şu an spot ışıkları onun üzerinde de olsa, 100 tane spot ışığı da Muslera'nın üzerinde olsa Muslera'dır. 10 senelik geçmiş Galatasaray performansına baktığında kredisi çok yüksek bir kaleciden bahsediyoruz ki o da bir kısa zamanda toplayacak. Tekrar o performansına döneceğinden şahsen benim bir şüphem yok. Çünkü 10 senelik süreçte bunu her zaman göstermiştir. 1 milyon euroluk maaş baktığında yurt dışından getirdiğim bir oyuncu için çok fazla gözükmeyen bir maaş. Buradaki tabii belki konuşabilecek konu 7 milyonluk bir bonservis bedeli var. Ama Galatasaray da bunu uzun vadeye yayarak, 3 seneye yayarak ödeyecek. Ya, genç oyunculara yatırım yapmak her zaman iyidir. Ya gönül tabii ki ister ki altyapıda da böyle kaliteli stoperlerin olsun, A takıma çıksın. Nasıl bir Ozan Kabak örneği var. Çıktı, oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde Yarım sezonda 12 vitrine milyon avro çıktı. kazandın. Yarım sezonda sattın. Gönül isterdi ki öyle olsun ama sonuçta olsa çıkardı diye Tabii. düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da böyle bir camia. Altyapısından zamanında çok oyuncu çıkarmış bir camia. Demek ki bu kalitede, buralarda o güvenilirliği verebilecek oyuncular yok ki böyle bir oyuncuya yöneldiler. Bunun üzerinden de çok tartışmamak gerekiyor. Oyuncu çok genç yaşından beri oynuyor. Son 3 senedir, 4 senedir işte Danimarka milli takımının altyapılarında oynuyor. Kendi takımında oynuyor, her maçta oynuyor. Genç ama tecrübeli bir oyuncu derim ben. O Evet. yüzden de çabuk adapte olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun. Bizim ligimiz biraz farklı bir lig.
çok birebir mücadelenin olduğu bir lig. Avrupa'da biliyorsun daha çok alan savunmaları oluyor. Ama ligimizde oynayan stoperler bazen birebir çok mücadele etmek zorunda. O hamlelerine dikkat etmek zorundalar. O tarzda ligimize ayak uydurması gerekiyor diye düşünüyorum Nelson'um.